Anlayabiliyorum ama izninle karşı çıkacağım birkaç noktaya. Şu Tamam. anlamda. Ya gerçekten de otistik olabilirsin ve bazı şeylerden rahatsız olmak senin elinde olmayabilir. Sadece otistik olmak da zorunda değilsin. OKB'n olabilir ve işte bir yerde bir düzensizlik gördüğün zaman bu sende ciddi bir rahatsızlık oluşturuyor olabilir. Veya bambaşka bir şey. Ya benim bahsettiğim az önce böbrek taşı örneğini vermemin sebebi, Epikür'ün böbrek taşı örneği buydu. Hani otizm yine beyinle ilgili, yine bilişsel olaylarla ilgili. OKB yine bilişsel olaylarla ilgili ve aslında bilişsel olaylarla ilgili rahatsızlıkları bilişsel tedavi süreçlerinden geçirerek çözebiliyorsun. Ama böbrek taşını yani ne kadar düşünürsen düşün şu an böbrek taşım yok falan desen de böbrek taşın var, acını çekiyorsun. Aslında burada benim huzuru aramak derken kastettiğim şey artık rahatsız olmadan ziyade rahatsız olmak senin için bir problem haline gelmesin gibi. Evet, acı çekiyorsun ama acıya bir de düşüncelerinle yeni acı katmanları eklemiyorsun. Acıyı zihnine hükmeden bir güç haline getirmek yerine oralarda bir yerde tutuyorsun ve acının tüm bedenine, tüm zihnine egemen olmasını engelliyorsun. Veya o sesten rahatsız oluyorsun ama rahatsız oldun. Bu rahatsızlıkla kendin arasında, düşüncelerin arasında bir bilişsel mesafe koyuyorsun ve diyorsun ki tamam bu rahatsızlık var şu an benim elimde. Peki şimdi ben buna nasıl tepki vermeliyim? Bu rahatsızlığı nasıl değerlendirmeliyim? Ben bu rahatsızlığı alıp bu ses çıkartan kişinin kafasını kırarak tepki verebilirim. Bir dakika, bu rahatsızlık geçici bir şey ve dayanılmaz bir şey yok aslında burada. Ben bu rahatsızlığı dayanıklılığımı arttırmak için kullanabilirim ve bu yüzden rahatsızlığı kabul ediyorum diyebilirsin. Aslında rahatsızlık gelen bir şey, acı gelen bir şey, benim başıma gelen şeyler. Ben buna nasıl tepki verebilirim diye kendime sorduğumda acımla kendi arama bilişsel mesafe koyup tepki vermem de mümkün. O acıya sebep olan şeyleri yok etmeye çalışmak da mümkün. O acının zihnime hükmetmesine izin vermek de mümkün. Çok sayıda tepki var. Aslında ben senin huzura erişmen konusunda neden huzura erişmeyi hayatının birincil amacı koymuyorsun derken kastım biraz daha şeydi. Evet, içinde bulunduğun durumda belli kararları vermen çok saygıdeğer. Ama mesela çoğu zaman iş bulup yeni bir eve taşındığımızda problemlerin yok olacağını düşünüyoruz. Ama hedonik adaptasyon diye bir gerçek var. Çoğu zaman bedenimiz ve zihnimiz yeni süreçlere alışıyor. İlk birkaç ay gerçekten mutlu olsa bile daha sonra eski haline geri geliyor beynimiz ve aynı farklı durumlardan aynı ruh hallerine, aynı duygu durumlarına gelebiliyor. Bundan 6 ay önce Hatay'da ailemin bana baskı kurması üzerine problem yaşıyorken Ankara'ya gittiğimde akademisyenlerin baskı kurması üzerine stres yaşıyorum. Bu sefer İşte toplumun bana para kazanmak için baskısı dayanılmaz geliyor. Belki de dayanılmaz olan şey benimdir. Belki beynim dayanılmazdır. Belki koşulları değil de beynimin kendisini değiştirmeliyimdir. Kendimde keşfettiğimde ilginç bir şey göstermişti bana. Ben bundan 6-7 yıl önce içsel rahatsızlıklarımı çözmek için mekan değişikliğine başvurma yoluna gidiyordum. Hatay'dayken diyordum ki Ankara'ya gidince her şey farklı olacak. Ankara'ya gidiyordum. İlk birkaç ay çok güzel. Fakat sonrasında diyordum ki Hatay'a gitmek istiyorum. Ya ben işte şunu özledim, bunu özledim. Aslında şu yapılabilir. Hatay'a geliyorum, Ankara'yı özlüyorum. Ankara'ya geliyorum, Hatay'ı özlüyorum. Ve bu bir sirkülasyon olarak devam ediyor. Şimdi yaşadığım şey ne? Hatay'a geliyorum diyorum ki abi burada yaşanır ya. Abi burası çok güzel ya. Sonra Ankara'ya gidiyorum. Abi aslında burada da yaşanır ya. Burası da çok güzel ya. Şimdi zihnimi değiştirince nerede olduğumun pek bir önemi olmuyor. Aslında daha önce her gittiğim yerde bir başka yerde ancak mutlu olacağımı düşünüyorken beynimi de birlikte taşıyordum ve orada da mutsuz oluyordum. Şimdi abi burada yaşanır ya diyorum ama farklı bir yere gittiğimde aynı zihin benimle beraber geldiği için orada da mutluluğu devam ettirebiliyorum. Benim bahsettiğim şey zihnin böyle bir dönüşümden geçirmek belki de iş aramaktan ve işte daha geniş bir odaya sahip olmaktan veya isteklerine ulaşmaktan daha efektif bir yol olabilir. Ve bunu yapmanın yolu da rahatsızlıkları reddetmekten geçmiyor benim gözümde. Daha çok şey gibi geliyor. Bu rahatsızlıkları kabul etmek yöntemlerden bir tanesi. Bu rahatsızlıkları bile erdemlerini geliştirmek için kullanmak yöntemlerden bir tanesi. Rahatsızlığı daha karakterli bir insana dönüşmek için fırsat olarak görmek
yöntemlerden bir tanesi. Aslında çok sayıda yöntem var ve bunun için muhakkak stajcılığa falan bakmaya da gerek yok. ACT, kabul ve kararlılık terapisi yine şeyden kaynaklanıyor mesela. Stajcılıktan gücünü alıyor ama çok değişik yöntemleri var. Ve DEHB'in için örneğin veya OKB için veya otizm, bazı otizm spektrumundaki insanların rahatsızlıkları için kullanılabiliyor. Aslında düşünce dünyanı değiştirmenin acıya ve rahatsızlığa karşı bir bağışıklık kazandırdığına dair elimizde çok sayıda done, çok sayıda veri, çok sayıda yöntem de var. Yani ben daha çok şunu merak ediyorum. Gerçekten o içsel huzuru yakalamanın aslında nasıl bir şey olduğunu bilmediğin için ve dış koşullar genelde seni rahatsız ettiği için o dış koşullar değişse aslında bir şeyler düzelecek düşüncesi hakim olabilir mi? Çünkü bu genelde zihnimize işlenen bir düşünce ve bence yanlış bir düşünce. Marcus Aurelius'un meditasyonlarında da görüyoruz, şeyi görüyoruz. Diyor ki, biliyorum diyor, şu an sen bir ormanın ortasında, bir kulübede tamamen huzurlu ve sakin günlere geri dönmek istiyorsun. Bu arada bunu söylerken bizim boğuştuğumuz dertlerle falan da boğuşmuyor yani. Annem gelmiş bana bağırmış, babam gelmiş baskı yapmış, toplum ya böyle değil, iç savaş var hani tüm askerleri, arkadaşları falan teker teker ölüyor. O zaman diyor ki biliyorum sakinlik istiyorsun ama diyor dur bir yani sakinlik dediğin şey dış dünyadan değil kendi iç dünyandan da gerçekleşebilir. Her yerde kendi içine dönme fırsatın senin elinde. İçinde bir kale inşa edersen her seferinde o kaleye girerek sükuneti ve dinginliği, huzuru ve neşeyi sağlayabilirsin. Yani sakinliği dışarıda bir yerde aramak yerine içine dönerek içinde öyle bir kale oluştur ki, öyle gerçek inançlar oluştur ki, öyle mantralarla hayata bağlan ki senden alınamasın huzur. Çevrende kalabalıklar da olsa o kaleye döndüğün zaman huzur seni bulsun. İşte dışarıda kavga olurken de, kız arkadaşınla veya erkek arkadaşınla tartışırken de her seferinde iç kalene dönüp huzuru elde edebilirmişsin gibi. Ben böyle bir kale inşa etmenin günün sonunda çok değerli olduğuna inanıyorum. Çünkü sükuneti her zaman insanlardan uzakta bir yerde bulacaksak çok bozulur bu sükunet. Sen bir karar verirsin, dersin ki abi bugün benim günüm ya. Sonra birileri arar der ki abi deprem oldu şey. Bitti yani senin planların bozuldu. İşte ben burada kalacağım şöyle yapacağım. Kapıyı çalar bir kişi hop içten huzurum bozuldu. Eğer o sükuneti diğer insanların bozabileceği bir noktaya getirirsen bu çok güvenilir değilmiş gibi geliyor bana. Bunun yerine çevremde ne kadar insan olursa olsun kendi içine dönüp oradan huzur bulabilmenin bir yolunu ve yöntemini bulursan bu sükunetin bozulmaz bir yanıymış gibi geliyor. Bence bizim zihnimizin şöyle bir hatalı ilişkilendirmesi var abi. Daha önce ben huzuru nerede buldum? İnsan yokken. Daha önce ben huzuru nereden buldum? O doğal ortamdayken. Daha önce ben ne zaman sakindim? Abi şu ormanda şu kamp yaptığımız zaman ben çok sakindim. Şimdi ben ne zaman huzurluydum? Ben ne zaman sakindim? Ben ne zaman mutluydum? Sorusuna cevap olarak verdiğimiz şeyleri beynimiz inceliyor. Ve diyor ki o zaman bu koşullar gelirse yine sakin olurum. Eğer bu koşullar gelirse yine mutlu olurum. Eğer bu koşullar gelirse yine neşeli olurum. Ama bu hatalı bir ilişkilendirme olabilir de. Doğru da olabilir ama hatalı olma ihtimali de var. Belki de bu sefer gittiğinde o kampa mutlu olmayacaksın. Belki bu sefer insansız olduğunda dopamin döngün bozulmuş olduğu için rahatsız olacaksın. Belki X, belki Y, belki Z. Bu hatalı ilişkilendirmelere bakmak yerine ben huzuru istiyorum, sükuneti istiyorum, dinginliği ve neşeyi istiyorum hayatımda dersek ve bunlara nasıl ulaşacağımız üzerine araştırma yaparsak ben daha mutlu ve daha iyi bir hayata erişebileceğimize inanıyorum. Bence bu dış koşulların ne olduğundan da acı çekmemizden de bir şeylere karşı rahatsızlık beslememizden de bağımsız. Yaşamın kısalığı üzerine okudun mu Seneca'dan? Adamın fikrini şöyle anlıyorum ben. Ay yine de yaşıyorsun tamam mı? Hani tamam, hevesin yok ama yaşıyorsun şu anda. Bari iyi yaşa. Hani. Tamam, çok mutlu ama bari mutlu yaşa. Hayatını, zamanını, kendine, planlarını, düşüncelerini organize etmeye ve benzeri şeylere ayırma. Vay efendim mezun olacağım, diplomayı alacağım, işte şuna şu kadar borcum vardı, nasıl para kazanacağım üzerine hesap yormandan çok daha değerli şeyler. Bunlara zaman ayıracağına bunlara zaman ayır diyor. Ve bu bana çok mantıklı geliyor. İnsanlara verdiğimiz paranın hesabını tutup zamanımızı boşa harcamak çılgınlıktır diyor. Bana da biraz
Hayatta yaptığımız tercihler biraz daha ikincisiymiş gibi geliyor. Zamanım boşa gitsin, ne yapayım? Para kazanayım. İyi de ben niye kazanayım ki mutlu olmayacaksam gibi geliyor.